Sıcak saatler yaşanan Libya Avrupa'nın da radarında. Fransız Le Monde bölgedeki gelişmeleri sütunlarına taşıdı. Değişen güç dengesinin mimarı olarak Türk SİHA'ları manşetteydi. Evet arkadaşlar, şimdi CHP'nin ve taraftarlarının son zamanlarda yapmış olduğu kötü siyaset, karalama siyaseti Selçuk Bayraktar üzerine yoğunlaşmıştır. Selçuk Bayraktar'ı zaten bildiğiniz üzere Türkiye silah sanayi bakımından, İHA SİHA üretimi bakımından ve ülkemizi dünyada 3. sıraya taşıyan büyük bir mucitlerden birisidir. Kim olduğunu biliyorsunuz zaten. CHP son zamanlarda buna neden saldırıyor? Hemen hızlı bir şekilde onları anlatalım. Birincisi, iktidarı köşeye sıkıştırmanın ve iktidarı koruyup kollayan, onlara kol uzatan, destek uzatan kolları kesmesi gerekir. Bunlardan bir tanesi, en önemlilerden bir tanesi Selçuk Bayraktar. Neden mi? Çünkü bilindiği üzere Güneydoğu'da askerlerimize ağır kayıplar, şehitler verdirtmek için pusuda bekleyen PKK terör örgütü SİHA ve İHA'lar aracılığıyla iki kişi bile bir araya gelemez hale geldi. Bunlar grup olarak dolaşamaz ve askeriyemize gruplar halinde saldırıp sabahlara kadar çatışmalar sonucu ağır şehitler, sayıca çok fazla şehitler verdiremez hale geldi. Bu CHP'nin yapacak olduğu kirli siyasetin bir tanesini önlemiş oldu. Türk SİHA'ları havalandı, Libya'da dengeler değişti. Darbeci Hafter'in etrafındaki çember daraldı. Haber Fransız Le Monde'da yer aldı. Erdoğan-Macron görüşmesinin ardından Kuzey Afrika'da hareketli saatler birbirini izledi. Suriye'ye MHP ve AKP evet oyu vermesi üzerine HDP, İYİ Parti ve CHP'nin hayır oyu vermesi tezkerenin meclisten geçmesine yeterli olmadı. Bizim Suriye'de başarılı olmamız, göğsümüzü kabartan Selçuk Bayraktar'ın yapmış olduğu İHA ve SİHA sayesinde oradaki PKK terör gruplarına ağır zayiatlar vermemiz, çok az şehitle çok az zaman içerisinde çok fazla ilerleyip köyleri ve ilçeleri oradan terör örgütünün elinden kurtarmamız bizim orada CHP'nin söylemiş olduğu askerimizi Suriye bataklığına sürükleme, Mehmetçiğin üzerinden, kanı üzerinden siyaset yapma lafının, sözünün çürümesi üzerine CHP'nin burada ikinci bir kaybı var. Gazete, Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının bölgedeki kilit rolüne dikkat çekti. Güç dengesinin meşru hükümet lehine döndüğü satırlardaydı. Daha sonra Libya'ya geçelim. Libya'da Hafter gruplarının yerel hükümet olan ve dünyanın da tanımış olduğu Birleşmiş Milletler'inin tanımış olduğu Sarraç hükümetiyle imzalamış olduğumuz Akdeniz'de ve Doğu Akdeniz'de büyük alanlara, büyük sahalara sahip olmamız, kıta üstünlüğü. Yani Yunanistan, Fransa, İtalya, İngiltere gibi büyük dev ülkelerin şirketlerinin orada doğalgaz, petrol aramasında bizim saha üstünlüğümüzün olması sebebiyle onların ellerinin kollarının bağlanmasıydı. Mısır'da bunların yanında İsrail'de, Yunanistan ve Güney Rum kesimi, Kıbrıs Rum kesimi diyelim. Şimdi bizim Sarraç'la olan ittifakımız sonucunda Akdeniz üzerinde Türkiye'nin yarısı kadar bir toprak kazandığımızı biliyoruz. Komşu saha kıtalığı üzerinden büyük bir toprak kazandığımız aşikar. Bizim bu anlaşmamızın geçerli olması için ulusal hükümetin, yani Sarraç'ın orada iktidarının devam etmesi gerek. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve diğer
Avrupa ülkelerinin bazılarının Hafter'i kullanarak Türkiye'nin elini daraltıp Akdeniz'de petrol rezervlerini sadece kendilerinin sahip olması için Hafter'i destekleyerek Sarraç hükümetini indirip Hafter'i Libya hükümetinin başına geçirme planları. Burada da CHP, HDP ve İyi Parti'nin hayır oy kullanması, MHP ve AK Parti'nin evet oyuyla Libya'ya yapmış olduğumuz askeri yardım destek sonrası İHA ve SİHA'ların orada Hafter güçlerine ağır kayıplar verdirmesi sonucu CHP'nin yine eli kolu bağlanıyor. Yani iktidarı köşeye. Trablus yönetimi başkentten Tunus sınırına kadar bölgeyi kontrol altına alırken SİHA'ların payı öne çıkarıldı. Sabrata ve Surman'dan darbeci Hafter'in çıkarıldığı da aktarıldı. Hafter'in tüm kozlarını yitirmeye başladığı vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri Libya hava sahasında söz sahibiydi. Türkiye'nin gücü hafife alınıyordu. Gazete, Dubai, Moskova, Kahire ittifakının hatayı da orada yaptığını yazdı. Selçuk Bayraktar gibi bilgili teknisyenlerimizin üretmiş olduğu silahlar CHP'nin elini kolunu bağlayıp Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası arenada elini güçlü kılıp rencide ve yenilgiye uğratmadan alınan akıyla başarılara ulaştırması sonucu CHP ortadan kaldırıp onu yok ettikten sonra hükümetin Libya'da başarısız olması sonucu hükümete saldırmak. Onların niyeti Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya gözü önünde kaybetmesi veyahut da bizim aşağılanmamız, başarısız olmamız hiç umurlarında değil. Onların tek niyetleri Türkiye, Libya'da, Suriye'de kaybetsin. Kendilerine bir haftalık bile olsun, bir haftalık bile olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme politikasıdır. Ve bu kötü siyaset, bu hileli siyaset sayesinde bunlar Erdoğan'a saldırmanın mantıklı olmadığını anladılar ve Erdoğan'ın elini kuvvetlendiren Selçuk Bayraktar gibi önemli teknisyenlerimize, bilim adamlarımıza saldırmaya başladılar. Ülkede tüm cephelerde çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Darbeci güçler ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Son olarak Hafter yanlısı Çatlı komutanın öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.